Merhaba Mehmet Gün. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum. Bugün asetaminofen doz aşımını anlatacağım. Asetaminofen kolay ulaşılabilir bir ağrı kesici. Hemen hemen her evde bulunan bir ağrı kesici. Nonsteroid yapıda. Sık kullanılmasına rağmen sanıldığı kadar masum bir ilaç değil. İlaca bağlı karaciğer hastalığına neden olduğu bildirilen en yaygın ilaç. Amerika Birleşik Devletleri'nde karaciğer yetmezliğinin en yaygın nedeni. Karaciğer nakli olan hastaların %20'sinde sebep asetaminofen kullanımına bağlanmıştır. Türkiye'de ve dünyada parasetamole olan güven. Bazıları çok sık kullanır. Her şeyde parasetamol işe yaradığını düşünür. Bazıları da hiçbir işe yaramadığını düşünür. Şöyle. Şimdi parolun mekanizmasını sormuş. Asetaminofen steroid olmayan nonsteroid antiinflamatuvar bir ilaç. COX-2 inhibisyonu ve prostaglandin sentezi inhibisyonu ile ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliği mevcut. Aynı zamanda doğrudan santral sinir sisteminde hipotalamusa etki ederek antipiretik etki yaratır. 1955'te klinik tanıtımı yapılmış. Klinik tanıtımından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın kullanılan analjezik ve antipiretik haline gelmiştir. Etken maddesi N-asetil aminofenol. Birçok üründe bulunur. İnsanlar genellikle toksitesini hafife alır. Hastaların önemli bir kısmı birden fazla ilaçta asetaminofenin bulunduğunu fark edemedikleri için aşırı miktarda asetaminofen almaktadırlar. Doz aşımı erken tespit edilirse ölüm oranı son derece düşük. Akut karaciğer yetmezliği geliştikten sonra ise mortalite oranı yaklaşık %28 ve hastaların üçte biri ise karaciğer transplantasyonuna ihtiyaç duyar. Ciddi karaciğer toksitesi ise asetaminofene bağlı. ALT, AST yani aminotransferazların 1000'in üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır. Genellikle 350 miligram kilogramın üzerindeki alımlarda gelişir. Asetaminofenin emilimi gastrointestinal sisteminden duodenodan hızla ve tamamen emilir. Serum konsantrasyonları oral terapötik dozda alındıktan sonra 1,5 ila 2 saat sonra pik yapar. Midedeki yiyeceklerin varlığı emilim zamanını geciktirebilir. Serum konsantrasyonlarına genellikle hızlı salınan preparatların aşırı fazla dozlarını takiben 4 saat içinde ulaşır. Mide boşaltılmasını geciktiren ilaçlar ile birlikte alınır ise 4 saatten fazla gecikebilir. Bunlar örneğin antikolinerjikler, opioidler. Asetaminofenin serumundaki terapötik konsantrasyonu 10 ile 20 mikrogram mililitre 65 ile 130 mikromol arasındadır. Terapötik dozu çocuklarda doz başına 10 ile 15 miligram kilogram. Yetişkinlerde de her 4-6 saatte bir doz başına 325 ile 1000 miligramdır. Çocuklarda önerilen maksimum günlük doz 80 miligram kilogram, yetişkinlerde ise 4 gramdır. Toksik doz tabii ki başlangıçtaki glutatyon seviyelerini ve diğer faktörlere göre bireyler arasında da değişiklik gösterebilir. Asetaminofenin doz aşımı toksitesi çocukta 150 miligram kilogramdan az veya yetişkinde 7,5-10 gramdan az bir dozda alınırsa toksite kaynak gözlenmesi beklenmez. Toksite 250 miligram kilogramdan fazla tekli alımlarda veya 24 saatlik bir süre içinde 10-12 gramdan fazla alınırsa meydana gelebilir. 350 miligram kilogramı aşan dozları alan hemen tüm hastalar uygun şekilde tedavi edilmedikçe şiddetli karaciğer toksitesi gelişir. Asetaminofenin doz aşımında farklı farklı kaynaklarda farklı dozlar yazıyor. Genel olarak tek bir dozda 7,5 gram olarak biliniyor ya da 10 gram diyen kaynaklar da var. En son güncel up to date'deki yazılana göre 150 miligram kilogram ya da 7,5'tan az bir şey, alımda toksite beklenmez. 350 miligram aşan dozlarda ise hemen hemen tüm hastalarda toksite bekleniyor.
Asetaminofenin karaciğer metabolizmasına baktığımızda terapötik dozlarda alındığında %90'ı karaciğerde sülfat ve glukuronat ile konjüge edilir. %2'lik kısmı değişmeden idrar ile atılır. %8'lik kısmı ise hep stokrom P450 enzimleri ile N-asetil P-benzokinonime dönüşülür. Bu toksik metabolitidir. N-asetil P-benzokinonim. Asetaminofen glutatyon N-asetil benzokinonim ilişkisi burada açıklanmış. Glutatyon varlığında non-toksik N-asetil P-benzokinonime dönüşüyor. Glutatyon yokluğunda veya azaldığında da hepatotoksik glutatyona dönüşüyor. Eğer biz bu slide'da görüldüğü gibi asetaminofenin doz aşımını fazla alır isek glutatyon depoları dolacağı için kırmızı çizgiyle tarafına geçip fazladan hepatotoksik N-asetil benzokinonim oluşacaktır. Toksik alımlarda glukuronidasyon ve sülfasyon doygun olacağından stokrom sistemine daha çok N-asetil P-aminofenol asetaminofen girecektir. Böylece N-asetil P-benzokinonim düzeyi artacaktır. Glutatyon düzeyi azalınca veya glutatyon eksikliğiyle seyreden durumlarda N-asetil toksik olmayan metabolitlere dönüştürülmeyecek ve oksidatif stres reaksiyonuyla karaciğer hasarına neden olacak. Hepatositlerden salınan stokinlerle sekonder hasara yol açacak ve santral hepatik nekroz görülür. Oluşan hepatotoksite ise tedavi edilmediğinde geri dönüşümsüzdür. Eğer karaciğer toksitesi gelişir ise yeterli düzeyde tedavi edilmeyen hastalarda transplantasyon ihtiyacı doğacaktır. En önemli komplikasyon karaciğer yetmezliği. Dünyada kabul gören karaciğer transplantasyon yetmezliği geliştiğinde transplantasyon ihtiyacı için King's College kriterleri kullanılıyor. Parasetamol için pH'sinin 7.3'ten düşük olması, arteriyel laktatın 3.5'tan fazla olması, iğneli 6.5, serum kreatinini 3.4'ün üzerinde ve grade 3 veya 4 ensefalopati var ise karaciğer transplantasyon ihtiyacı mevcut olacaktır. Toksiteyi etkileyen faktörlerden en önemlisi aşırı miktarda asetaminofen alımı. İkinci sırada ise tedavi. Asetaminofen doz aşımı ile tedavi arasındaki gecikme. Aynı zamanda aşırı stokrom P450 aktivitesi kronik alkol alımında glukuronidasyon ve sülfasyon için azalmış kapasite karaciğer yetmezliği durumlarında alkol kullanımı, sigara kullanımı, genetik özellikler, yaş, beslenme toksiteyi etkileyen faktörler arasındadır. Parasetamol toksite doz için son yıllarda kabul gören tek seferde veya 24 saatte 10 gramın üzerinde alım ya da 200 miligram kilogramın üzerinde alım. Ardışık en az 2 gün ise de 6 gramın üzerinde veya 150 miligram kilogramın üzerinde toksiktir. Toksiktir. 6 yaşın üstündeki çocuk ve yetişkinde bir defada 10 gram ya da 200 miligram kilogram dozdan fazla kullanımında ciddi karaciğer toksitesi yönünden yüksek risk meydana getirir. 6 yaşın altındaki çocuklarda ise 200 miligram kilogramın üzerindeki dozlarda akut zehirlenme yapabilir. Birkaç gün sürekli kullanımda ise bazen sık sık fazla intihar amaçlı değil de suistim amaçlı olmayan ama ağrısını kesmek için fazladan sık alınan durumlarda 72 saatten uzun sürede 100 miligram kilogramın üstünde, 6 yaşın üstünde ise 48 saatten uzun sürede 6 gram ya da 150 miligram kilogramın üstünde alındığında zehirlenmeye neden olur. Hasta geldi asetaminofen zehirlenmesine tanı için öncelikle klinik yüksek şüphe gerektirir. Serum asetaminofen konsantrasyonu, akut asetaminofen zehirlenmesinin teşhisi ve tedavi ihtiyacının belirlenmesi için temel oluşturur. Aşırı dozdan şüphelenilen her hastada konsantrasyon ölçülmelidir. 4 saat sonra ölçülen serum asetaminofen düzeyiyle karaciğer hasar riski öngörülebilir. 4 saatten önce serum konsantrasyonları pik yapmadığı için güvenilir değildir.
serum düzeyi 200 mikrogram mililitrenin üzerinde ise yani karaciğer toksitesi için risk yüksektir. Yutmanın zamanı bilinmiyorsa ya da net değilse asetaminofen konsantrasyonu alınmalı. Uygun değer bulunamadıysa 4 saat sonra tekrarlanmalıdır. İlk konsantrasyon saptanamaz ise en asetil sistein ile tedavi edip etmeme kararı klinik ve laboratuvar hepatotoksite belirtilerinin varlığına ya da yokluğuna dayanır. Herhangi bir şüphe var ise NAC tedavisine hemen başlanmalıdır. Bir hasta bilinmeyen bir yutma zamanı ile gelirse ya da yutma süresinden bu yana varsayılan yutma süresinden bu yana 8 saat geçmişse NAC ile tedavi asetaminofen konsantrasyonu ve karaciğer fonksiyon testi sonuçları çıkmadan önce ampirik olarak başlanabilir. Şu hepatotoksite riski nedir? 24 saat içinde 7,5 ile 10 gramdan fazla asetaminofen yutulması ya da 24 saatinde 4 gramdan fazla yutulması ve hepatotoksiteye duyarlılığın artması, kronik alkol alımı, açlık, P450'yi etkileyen ilaçların kullanımı, karın ağrısı ve karaciğer hassasiyeti var ise, özellikle sağ üst katran ağrısı, mide bulantısı, kusma, sarılık var ise, supraterapatik asetaminofen konsantrasyonları ve yüksek ALT veya AST konsantrasyonları. Asetaminofen kullanım öyküsü olan hastalarda asetaminofen konsantrasyonundan bağımsız olarak aminotransferazlar akut olarak yükseldiğinde asetaminofen kaynaklı hepatotoksite olduğu düşünülmelidir. Asetaminofen doz aşımının belirtileri, toksitesinin belirtileri ilk başta genellikle hafiftir, spesifik değildir. Hepatotoksiteyi güvenli bir şekilde tahmin etmez. Klinik 4 evrede incelenir. Evre 1, 0-5 ile 24 saat arasındaki zaman aralığını kapsar. Doz aşımından sonraki 24 saat içinde hastalar genellikle bulantı, kusma, terleme, solukluk, uyuşukluk ve halsizlik ile başvurabilir. Bazı hastalar asemptomatik kalır. Laboratuvar tetkikleri normal kalabiliyor. AST, ALT, aminotransferazlar genellikle normaldir. Masif doz aşımından sonra nadiren de merkez sinir sistemi depresyonu ve artmış anyon açıklığı metabolik asidoz görülebilir. Evre 2, 24 ile 72 saat. Evre 2'de hepatotoksite ve nefrotoksite belirtileri başlar. Başlangıç evre 1'deki bulantı, kusma, halsizlik semptomları düzelir. Klinik olarak iyileşme gözükürken ALT ve AST yükselmeye başlar. Evre 2 ilerledikçe sağ üst katran ağrısı, karaciğer büyümesi meydana gelir. Karaciğer yetmezliği bulguları başlar. PT bilirubin seviyeleri artmaya başlar. Oligürü ve böbrek yetmezliği bu evrede belirgin olmaya başlar. Evre 3, 72 ile 96 saat karaciğer fonksiyon anormalikleri zirve yapar. Sarılık, hepatik ensefalopati, konfüzyon, yani ALT, AST yükselmesi, hiperamonyemi ve kanama diyatezi oluşur. Şiddetli hepatotoksite belirtileri arasında 10 bini aşan ALT, AST seviyeleri, PT, iğneri uzaması, hipoglisemi, laktik asidoz ve 4'ten fazla olan bilirubin artışı meydana gelir. Akut böbrek yetmezliği bu evrede çok sıktır. Hepatotoksitesi olan hastaların %10 ile 25'inde ve karaciğer yetmezliği olanların %50'sinden fazla ortaya çıkar. Ölüm en sık evre 3'te meydana gelir. Çoklu organ yetmezliğinden, birlikte eşlik eden böbrek yetmezliğinden meydana gelir. Evre 4, 4 gün ile 2 hafta arasında olan süredir. Evre 3'te hayatta kalan hastalar bu evrede genellikle iyileşmeye başlarlar. Ciddi kliniği olan hastalarda iyileşme biraz yavaş olabilir. Genellikle 7 gün sonra iyileşme oluyor. Histolojik iyileşme klinik iyileşmeden daha da geç oluyor. 3 aya kadar sürüyor. Ama kronik hepatik disfonksiyon asetaminofen zehirlenmesinin bir sonucu değildir. Tedavi kısmına geçecek olursak dünyada kabul edilen görüş bir tedavi normogramı kullanılmasıdır. N-asetilsisteinin asetaminofen doz aşımından hemen sonra uygulandığında
karaciğer hasarının önlenmesinde etkili olduğu konusunda fikir birliği vardır. Ama bir Rumek-Matev diye bir tedavi normogramı var. 4 saatlik serum konsantrasyonu 150 mg litre olan, sınırı 150 mg litre olan bir tedavi normogramı uzun yıllardır kullanılır. Güvenliği ve etkinliği nedeniyle tedaviye rehberlik etmek için tercih ettiğimiz bir araç. Normogram tek alımdan sonra kullanılır. Alımdan sonraki 4-24 saatlik aralık hakkında bilgi verir. Rumek-Matev normogramında 4. saat parasetamol düzeyi hepatotoksite riskini belirler. 150 mg desiliteden az ise hepatotoksite olasılığı düşüktür. Genellikle komplikasyonsuz iyileşme gözlenir. 200 mg desilitre düzeyinde toksite sınır değeri, %60 hepatotoksite, %1 renal yetmezlik ve %5 mortalite riski vardır. 200 mg üstünde ise %90 hepatotoksite riski vardır. Şöyle Rumek-Matev normogramı yalnızca tekli akut asetaminofen alımlarında kullanılır. Az önce bahsettiğimiz çizgiler 150. Bu tedavi çizgisi. Toksite olasılığının ve tedavi ihtiyacını belirlemek için seviye alım zamanı ile ilişkili olarak işaretlenmelidir. Normogram sunumu gelişten 24 saatten daha uzun süre önce meydana gelen yutmalar ve tekrarlanan supraterapetik oral yutmalar için kullanılamaz. Rumek-Matev normogramında hepatik toksite ihtimalini de değerlendirebiliyoruz serum asetaminofen konsantrasyonuyla. Olası hepatik hepatik toksitenin kanın çapraz çizgisi şurada. %25'lik bir hastalığın olasılığını temsil eder. Altta kalan kısım hepatik toksite yönünden risk olmadığını, üstte kalan kısım ise olası hepatik toksiteyi gösterir. Örneğin nispeten düşük bir seviye 10 mikrogram. İlk başlarda güvenilir gözükse de 24 saat sonunda toksite yüksek olarak görülüyor. Şurada okta gösterdiğim yerde. Tedavi kısmına geldiğimizde bize en çok ilgilendiren kısım. İlk stabilizasyonumuzu yapıyoruz. Az önce Esra'nın da anlattığı gibi gastrointestinal dekontaminasyon yapılıyor. Uygun zamanda en asetilsistein tedavisi en önemli basamağımız. Daha sonra destek tedavi ve gözlem. Tedavide geliş zamanı da önemli. Hasta 4 saat içinde acil servise başvurduysa ilaç düzeyini gönderiyoruz. Gastrointestinal dekontaminasyon yapılıyor. Düzeyi ilk 8 saat içinde bekleyebiliyoruz. Daha sonra tedavi normogramında değerlendirilerek tedavi belirlenir. Eğer sonucu değiştirmek 8 saatten fazla uzun sürecek ise asetaminofen konsantrasyonunu beklemeden asetilsistein tedavisine başlıyoruz. Eğer 4 saat ile 24 saat içinde geldiyse hızlıca tekrar düzeyi gönderiyoruz. Dekontaminasyon öneriliyor. Düzey sonucu alımından sonraki 8 saat içinde gelirse sonucu bekle ya da oral veya IV asetilsistein başlıyoruz. Eğer 24 saat geçtiyse hastanın gelişi alımdan sonra birlikte kan testleriyle beraber değerlendiriyoruz. PT, bilirubin, transaminaz düzeyleri. NAC protokolünü hemen başlıyoruz. Düzey 10 mikrogram desilitrenin üzerinde ise hepatotoksite ihtimali vardır. Liste kontaminasyonu toksik asetaminofen alımından genellikle 7,5 gramdan fazla alınmış ise en kısa zamanda gastrointestinal dekontaminasyondan fayda görecektir. Alımdan sonraki 4 saat içinde tüm hastalarda kontraindikasyon yoksa kilograma 1 gramdan maksimum doz 50 gram olacak şekilde aktif kömürle tedavi öneriliyor. En asetilsistein bizde var 300 mg. Asetaminofen zehirlenmesi için kabul edilen panzehir en asetilsistein hepatotoksite riski taşıyan tüm hastalarda verilir. Hepatik glutatyon depolarını eski haline getirerek karaciğer hasarını önlediği düşünülüyor en asetilsisteinin. Etkili tedavide önemli olan adette yüksekmesi ve karaciğer hasarının başlangıcından önce tedaviye başlamak çok önemlidir.
doz aşımını takiben 8 saat içinde uygulanır ise ölüm oranı oldukça düşüktür. Mekanizması glutatyon depolarını arttırdığı düşünülüyor. N-asetilsteyin başlanması için indikasyonlar akut alımı takiben 4 saat veya daha uzun sürede ölçülen serum konsantrasyonunun tedavi organogramında tedavi çizgisinin üstünde olması bahsetmiştik. Serum asetaminofen konsantrasyonunun yutmadan sonra 8 saatten fazla ulaşılmayacak bir hasta 150 mg kilogramdan fazla alması, ağırlığa bakılmaksızın 7,5 gramdan fazla alımı, şüpheli tekli alım, bilinmeyen bir yutma zamanı ve serum asetaminofen konsantrasyonu 10 mikrogram mililitrenin üzerinde ise ve asetaminofen yutma öyküsü ve herhangi bir karaciğer hasarı kanıtı var ise laboratuvar ve klinik teşhisiyle karaciğer hasarı laboratuvar kanıtlarından ve aşırı asetaminofen yutma öyküsünden oluşan hastalar 24 saatten sonra başvurmuş iseler nakl tedavisine başlıyoruz. Nakl uygulama protokolleri en önemli iki protokol, sonradan da bazı çalışmalar yapılmış. 20-21 saatlik IV protokol 1970'lerden beri Birleşik Krallık'ta kullanılmaya başlanan protokol. İkincisi 72 saatlik oral protokol. Oral protokol Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıldan fazladır başarıyla kullanılmaktadır. Son zamanlarda basitleştirilmiş 20 saatlik IV protokol ve 12 saatlik protokol geliştirilmiş. 12 saatlik protokol ile ilgili henüz yeteri kadar çalışma ve kanıt yoktur. 21 saatlik IV protokol, bu tedavi protokolü 20-21 saatte toplam 300 mg kilogram bir doz ile tedavi sağlar. Tedavi süresi büyük miktar yutulduğunda veya yüksek serum transaminaz fazla ise bazen 21 saatten de fazlaya uzatılır. Protokol şöyle, birinci saatte 150 mg kilogramdan 15-60 dakikada gidecek şekilde yükleme yapılır. Bu genellikle 60 dakikada 200 ml'de %5 dekstroz içinde uygulanır. Daha sonra 50 mg kilogramdan 4 saatlik infüzyona geçilir. 500 mililitre %5 dekstroz içinde olur genellikle. 4 saatte 50 mg saatlik 12,5 mg'a denk geliyor. En son olarak da 100 mg kilogramdan 16 saatlik infüzyona geçiliyor. Süre uzun olduğu için bunu 1000 mililitrenin içine %5 dekstroz içine koymakta fayda var. Saatlik 6-25 mg kilogram bir tedavi. 72 saatlik oral protokol, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan protokol. 150 mg kilogram yükleme yapılıyor oral. Daha sonrasında ise 70 mg kilogram ile 4 saatte bir 17 kere olacak şekilde 72 saatte tamamlanıyor. Hastaya ağız yoluyla bir N-asetilsteyin verildikten sonra 1 saat içinde kusmuş ise dozu yineleyebiliyoruz. Kusmayı önlemek için nazogastrik tüp ile veya meyve suyu ile verilebilir. Gerekirse metoklopramid veya ondansetron kullanılabilir. Basitleştirilmiş 20 saatlik protokolde Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir retrospektif çalışma yapmışlar. 3 torbalı rejim yerine 2 torbalı rejim yapsak non alerjik anafilaktik reaksiyonlar daha az olabilir mi diye. Bu çalışmada alerjik olmayan anafilaktik reaksiyonların iki aşamalı rejimde azaltılabileceğini göstermiş. 2016'da yayınlanmış. İlk olarak saatte 50 mg kilogram 4 saatlik, yani 4 saatte toplam 200 mg'lık bir infüzyon uygulanıyor. Daha sonra da saatte 6-25 kilogram IV 16 saatlik, toplamda 100 mg, yine 300 mg'a tamamlanıyor. 12 saatlik protokol, tekrardan küçük randomize bir kontrollü çalışma yapmışlar. 12 saatlik protokol ve daha yavaş yükleme dozu ile tedavi edilen hastalar standart 20 saatlik protokol ile tedavi edilenlere göre önemli ölçüde yan etki az, daha az yan etkiye sahip olmuş. 12 saatlik protokolde de N-asetilsteyin yükleme dozu 2 saat boyunca saatte 50 mg kilogram, ardından da 10 saat boyunca saatte 20 mg kilogram infüzyon yapılmış.
Oral ve IV nak tedavisinin karşılaştırılmasında oral nak tedavisinde anafilaksi gibi ciddi yan etkileri daha az görülüyor. Ama etkin serum kan konsantrasyonuna daha geç ulaşıyor. Oral nak tedavisi daha uzun süreli. 72 saatlik bir tedavi kapsıyor. Bilinci kapalı hastada aspirasyon riski oluşturabiliyor. Ciddi bulantı kusmaya sebep olabiliyor. IV nak tedavisi ise kısa zamanda yüksek kan konsantrasyonuna ulaşıyor. Tedavi süresi 20-21 saat daha kısa. Hasta uyumu daha iyi. Bilinci kapalı hastada da daha kolay uygulanabilir. Taburculuk tedavi süresi ile ilgili her klinik ve hastaya göre farklılık gösterse de 20 saatlik protokol bazen yetmiyor. 72 saatlik protokolün ise uzun olduğu açıktır. Tedavi süresi hastaya ve kliniğe göre değişir. Önerilen ortak görüş tedavi süresinin alete, klinik bulgular, sağ üst kadran ağrısı, iğnere ve serum asetaminofen takibiyle yapılması yönündedir. Serum asetaminofen konsantrasyonu saptanmadığında, alete açıkça düştüğünde veya normal aralığa geldiğinde, iğnere değeri de 2'den düşük olduğunda tedavi durdurulabilir. Kaynaklar up to date'den aldım. Aynı zamanda tablo ve şeyler için acil çalışanları ve acilci.com'dan aldım. Bir de bizim klinik toksikoloji tanı ve tedavi kitabından aldım. Teşekkür ederim.